Ben Erdin Fotoğraf çekmek kolay hoş geldiniz. Bildiğiniz üzere 2-3 gün önce Tokyo'da Fuji filmin X zirvesi gerçekleşti. O zirvede bir takım açıklamalar yaptılar. Bir tane de ürün tanıttılar. İlk yaptıkları açıklama GFX serisinin lensleri ile ilgiliydi. Bir 500'lük, 500, 500 milimetrelik bir lensin çalışması üzerinde olduğunu söylediler ama esas bomba şeydeydi tabii ki. Herkesin beklediği, benim de dahil beklediğim X100 alter, X106 çok ilginç bir kamera sevgili dostlar. Biliyorsunuz X100V ya da X105 zaten en çok satan, en çok istenen, en çok arzu olan, ikinci eli bile sıfırından daha pahalıya satılan Fujifilm imza kameralarından bir tanesiydi. O Range Finder dediğimiz türdendi. Onun ana karakterini, ana çizgilerine sadık kalmışlar ve hiçbir şey değiştirmemişler. Sadece bir parça bir e, ende bir büyüme olmuş. Onun da sebebini biraz anlatacağım. Şimdi bu kamerada bir önceki versiyonuna göre neler yeni? Vallahi kasanın haricinde neredeyse her şey yeni. Öncelikle 40 megapiksellik yeni nesil X-Trans HR sensör var. Onunla beraber X işlemci 5 var. Diğer bütün bu 5. nesil kameralarda olduğu gibi AI Processing Unit var yani yapay zeka otofokus e, algori algoritması ve çipi var. Bunun daha da iyileştirildiğini iddia ettiler. Hatta ve hatta çok enteresan yeni bir şey ilave etmişler. Bizim uzun süredir videoda beklediğimiz touch tracking dediğimiz var ya hani dokunuyorsunuz takip ediyor. Normalde fotoğrafta vardı ama videoda yoktu ya bunu videoda ilave etmişler. Bu kameranın tabii ki e, bu yeni işlemciyle beraber baz ISO'su 125 ISO'ya düşmüş vaziyette. Ve yani şey yapmaya gerek yok yani bunun acaba nasıldır falan görüntüler demeye gerek yok. Fotoğraflar kaliteli midir demeye gerek yok. Çünkü zaten XH2 ve XT5 ile aynı işlemci ve aynı e, sensörü taşıdığı için zaten fotoğraflar da birebir aynı çıkacaktır. Şimdi bu kamerada başka neler var? Bir kere bu, bu yeni nesilde e, 6 stopluk bir ibis ilave etmişler. Onda ince bir e, yapı olarak. Yeni olan bir şey daha var bu kamerada. O da aynı lens gibi gözükse de, yani aynı sabit 23 mm f2 lens gibi gözükse de, 40 megapiksel çözünürlüğü tamamını sağlayabilecek ve yansıtabilecek yepyeni bir lens yapmışlar. Korkmayın, bir önceki e, versiyonda aldığınız aksesuarların tümü çalışacak. Bu aksesuarlar biliyorsunuz lensin üzerinde takılan ve bu iki aksesuarla 28 ve 50 milimetreye çıkartabiliyorsunuz üzerindeki lensi. Hiç lensin kendisini çıkartmanın ayrıca da lens kapağı da bu aksesuarlara dahil olan aksesuarlar. Dolayısıyla bunlar yepyeni aksesuarlar değil, hep mevcut olan aksesuarlar. Sevgili dostlar, bu hani range finder var ya. Range finder'da hem OVF var yani optical viewfinder yani doğrudan doğruya elektronik devre dışı bırakarak bütün kareyi gösteren, doğrudan doğruya cam gösteren. EVF'i var yani elektronik viewfinder'ı var. Dolayısıyla çektiğiniz sahneyi ...pozlamasının e, pozlamasını bilmem neyini yansıtan var. Bir de üçüncü bir seçenek var. O da ERF yani elektronik range finder. Yani birincisini yani OVF ve EVF'e üst üste oturtup daha geniş bir görüntü sağlıyor size. O da çok ilginç. Ve tabii biliyorsunuz range finder'ı sevenler böyle çektikleri için burun dışarıda kalıyor. Ee, o da e, birçok insanın tercih ettiği şeylerden bir tanesi. Bu versiyonda ekranı tam dönen değil ama flip yani aşağı ve yukarı dönen fotoğrafçı ekranı zaten bu kamera önceliği tabii ki fotoğraf olduğu için bunu çok şaşırtıcı bulmadım. Başka ne ilave vardı? Bu bu videoda enteresan bir ilave yapmışlar. O da 6.2K. Ama ama Open Gate değil, Crop'lu. Onun haricinde 30 FPS'ye kadar da çıkabiliyor. Bunda tabii ki şey beklemeyeceksiniz. Yani ProRes'leri falan beklemeyeceksiniz. Ama klasik H.264, H.265'ler mevcut. Onun haricinde 4K 60 FPS'ye kadar mevcut. 4.2.2 2, 10 bit dahili kayıt var 6K'da da. 6.2K'da dahil olmak üzere. EVF'leri, OVF'leri söyledik. Şimdi ibisinden bahsettik, yeni ibisinden bahsettik, yeni lensinden bahsettik. Gelin de biraz olumsuz taraflarından bahsedelim. Sevgili dostlar, yani iki tane çok garip gelen bana bir şey var. Hadi bir tanesini tamam kabul edebilirim. Kasayı büyütmemek için o eski bildiğimiz NPW 126S bataryasını kullanmış. Yani küçük bataryayı kullanmışlar. Bunda da iddialarına göre fotoğraf işte belli şeylerde, ölçülerde 450 kareye kadar alabildiğini söylüyorlar. Ama esas bence ayıplanacak bir eksi tek kart slotu değil. Ama o tek kart slotunun hala UHD 1'i desteklemesi, 2'yi desteklememesi bu kamerayla ilgili benim e, iki tane negatif e, verebileceğim unsurlar oldu. Sevgili dostlar, bu kamerada bir yenilik daha var. O da e, GFx 102 ile beraber gelen Reala Ace film profili buna da gelmiş. Ama merak etmeyin hemen arkasından çok ciddi, çok yakın zamanda çok ciddi Kaizen güncellemeleri de sözünü verdiler. Bütün 5. nesil kameralar için yani XH2, XH2S, XT5 içinde. E, bunların içinde touch tracking gelecek. Bunların içine Reala Ace gelecek. ile ilgili iyileştirmeler gelecek. another firmware info for camera body uh, this improves the video functionality of the fifth generation devices starting with xh2 and xh2s the red uh, frame display and touch tracking autofocus will be added also autofocus performance will be improved with algorithm enhancement um, it will improve the subject detection and tracking accuracy. The autofocus algorithm uh, developed for GFX 102 is now applied to X series and it will be available this spring. Two more information on firmware upgrade. So, 2024 is, Fuji, is Fujifilm. Uh, calm down, calm down, everyone. <laughs> Fuji Film's 90th anniversary, but also 20th anniversary of film simulation. So, we will expand the latest film simulation, realities to other fifth generation devices. Initially developed for GFX 102 and applied to X 106, now under development for fifth generation cameras. Gelecek Biliyorsunuz Fujifilm bu konuda en başarılı firmalardan bir tanesi. Belki de en başarılısı Kaizen desteğinin gerçekleştirmesi noktasında. Bir inlikten daha bahsetti ve diyorum şu anda herhalde çıkmış olması lazım bugün ya da yarın. O da x XAP 2'nin ikinci versiyonu. Yani 2.0 versiyonunu çıkarttılar. Onda da bir takım iyileştirmelerden bahsettiler. Şimdi gelelim bunun haricinde yaptıkları bir yakın zaman açıklaması ama hiç ne sır verdiler ne ser verdiler. O da yepyeni bir lens. Yani yepyeni demeyelim ama 18 5 10 yıllık bir lens biliyorsunuz. F2.8 ve F4. Çok daha sevdiğimiz bir lens ama artık bu yeni nesil 40 megapiksellik işlemciyle beraber bir takım lensleri de değiştireceklerini zaten sinyalini vermeye başlamışlardı. Buna uygun bir kit lense ihtiyaç vardı. Yepyeni bir lens üzerinde çalışıyorlar hiçbir bilgi vermediler. Kapkara bir görüntü olarak gösterdiler. Ama 16'ya 50 olduğunu söylediler. F2.8'e F4.8 olacağını söylediler. Ve 40 megapiksellik çözünürlüğünü destekleyeceğini ve kit de yepyeni bir standart olacağını belirttiler sevgili dostlar. Sonlara doğru da bu yeni X106'nın aslında iki versiyonu satılığa çıkacağını söylediler. Bir tanesi Şubat sonu, diğeri de Mart sonu. Şubat sonu klasik versiyonu, Mart sonu ise limited edition dediğimiz yani sınırlı sayıda üretilecek. Üzerinde işte bilmem yani bir, bir anlamda bir koleksiyon parçası gibi olacak. Kaçıncı üretim olacağı rakamla beraber üzerinde yazacak. Bazı şeyler gelecek ona beraber enteresan aksesuarlar. Şu anda herhalde ekranda gösteriyorumdur ben size o aksesuarları. Yani dolayısıyla iki farklı X100 V olacak. Klasik onda 1599 dolara satacaklarını belirttiler. limited Edition yani sınırlı sayıdaki versiyonunda 1999 dolara satacaklarını belirttiler sevgili dostlar. Biliyorsunuz genellikle Japon'un yaptığı bu tür şeyler çok da böyle çok eğlenceli geçmez. Böyle çok şovadan yanıklı değildir. Oldukça sıkıcıydı. Beklentimin benim biraz altındaydı doğrusu isterseniz. Yani en azından 16.50'yi de açıklamalarını bekliyordum. Yani çıkartmış olacaklarını bekliyordum ama yetiştirememişler demek ki. Bu sene başka beklentiye, çok büyük beklentilere girmeyin. Öyle X Pro 4'müş gibi, X GFX 100 S 2'ymiş gibi. Ee, dediğim gibi belki bir iki lensle beraber ben yani bir sürpriz açık olduğunu düşünüyorum ama ben bir XT40 bekliyorum. Bakalım tutturabilecek miyiz? Sevgili dostlar, zirveyle ilgili benim size aktaracaklarım şimdilik bunlar. Eğer ki bu içerik sizlere değer katılıyorsanız ve beğen beğendiyseniz lütfen beğenme butonunu ıskalamayın. Hala abone değilseniz lütfen abone olun. Bu aileyi hep beraber büyütelim. Şimdilik sevgiyle kalın. Saygıyla kalın. Sağlıkla kalın. Hoşça kalın. Ben Erdin Çomaç. Fotoğraf çekmek kolay. Bugünlük de bu kadar. <laughs>